Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Beni hiç tanımamışsın. Çok hafife almışsın. Gücendim. Abuşunla oturup vızır vızır planlar yapıp o minnacık aklınla beni oyuna getireceksin ha? Senden nefret ediyorum. Şşş. Oğlunun babasıyım ben senin. Senin gibi baba olmaz olsun. Sen onu bunu bırak da. Kim kurtaracak kız seni? Heh. Ya şöyle bakıyorum. Böyle havadan mavadan uçup gelen de yok böyle seni kurtaracak. Ne olacak şimdi güzelim? Ha canım. Gelen giden de yok. Kaldık mı baş başa Gülsüm? Ama bahane oldu ha. Özlemişsindir sen de. Ya sen böyle ürkek ceylan gibi bakıyorsun ya. Daha da bir güzel oluyorsun. Kız ben sana zaten böyle vurulmuştum ha. Böyle kapı aralarında gizli gizli ha. Ha Gülsüm. Ateşli barut gibiydi kız. Çekil! Ne yapıyorsun? Dokunma bana! Uzak dur benden! Bana yaklaşmayacaksın demedin mi? Şşş! Sakin ol. Sakin ol ya, ne yapıyorsun? Ne oldu? Ha? Ürkek ceylan. Korktun mu? Sakin ol bebeğim. Sakin. Gir çekil. Kes sesini. Tamam 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 sustum, sen ne dersen ol. Vallahi billahi sen ne dersen ol. Hadi indir şunu. Aferin sana. Aferin. Sen adam mı oluyorsun? Çocuğu. Artık istediğini alma sırası bende. Korkacak hiçbir şeyim yok. Ne yapıyorsun Gülsüm? Ben sana en son ne dedim? Hatırlıyor musun? Senin için bir daha kalımı bile kıpırdatmayacağım dedim. Sen ne dedin? Hı? Onu hatırlıyor musun? İnanmadım. İnandım. Vallahi inandım. Ne inanmayayım ben sana ya? Tamam söyle ne istersen yapacağım. Ya indir şunu gözünü seveyim şeytan doğru. Kes sesini! Yürü! Yürü dışarıdan polise gideceğiz. Yürü! Polis ya saçmalama. Yürü! Saçmalama konuşacağız. Hayır. Her şeyi anlatacaksın. Yaptığın her şeyi bir bir anlatacaksın. Cem'i öldürdüğünü anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın polise. Saçmalama. Ispatlayamazlar, kanıtlayamazlar. Silahı değiştirdik kızım. Ben yırttım o cinayetten tertemizim. Sus. Gülsüm. Biliyorsun sen beni öldüremezsin. Kıyamazsın ki bana. Gülsüm her şey. Her şeyi bırakıp gidelim buradan. Yemin ederim alalım oğlumuzu gidelim buradan. Sen benim bir kaşkın değil misin? Sevmedik mi? Sen benden yüz çevirdin, ben dağıldım. Bambaşka bir adam oldum. Ama ben seni sevdim. Sen de beni sevdin. Yalan mı? Bu aşk bitmez, bitemez. Çekil! Ne oluyor burada? Çekil! Bırak! Bırak şunu, ne yapıyorsun? Bırak! Seni bırak şunu! Yusuf! Ya kardeşim bir dakika. Yusuf! Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı Yusuf? Yine gitsen bir de. Yine tutamadım Allah kahretsin. Polisi çağıracağım. Kardeşim. Bak sorun yok. Polis yok. Tamam mı? Hadi uza. Yine beceremedim. Tamam. Sakin. Ya o garson çocuk gelmeseydi bu sefer yakalamıştık o pislik Cüneyt'i. Allah kahretsin hiçbir şeyi beceremiyorum. Ya kızma artık kendine Gülsüm. Adamı itiraf ettirip kaydettin, daha ne olsun? Ya evet, bayağı bayağı söyledi bence mi öldürdüm diye. Bu sefer kaçamaz değil mi? Vallahi çok zor. Sayende Cüneyt'in ipini tuttuk. Artık çekmesi kaldı. Abim de kızmaz artık bizi. İnşallah. Biz şu itirafı Ferhat'ın önüne atalım da o icabına bakar. Artık kendimi halleder, ne yapar onun bileceği iş. Aslan karım benim. Sigh.
Aslı'ya hiç yakışmadı. İnsan bebek beklerken kocasını bırakıp gider mi? Bu kadar dayanabildi işte kız. En başta olması gereken oldu. Ferhat da şimdi işlerinin başına dönecek. Sen de yoruldun, haklısın. Ama Ferhat'tan da sana pek bir fayda gelmedi bugüne kadar, öyle değil mi? Abla Ferhat benim her şeyim. Sağ kolum. Olmazsa olmazım. Eskisi gibi işlerinin başına dönecek. Bu yıl işlerde epey kaybettik, toparlamak lazım. Bana eski Ferhat lazım. Bence senin bu şirket işlerini artık Emirhan ailesinden birine devretmen icap eder. Başkasına gerek yok. Sana sormadı Namık abim abla. Hem Ferhat'ın şirkette masa başı işte gözü yok. Ne uğraşacak ki? Aa, Abidin. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin oturun, oturun. Tam da lafının üzerine geldin Abidin. Oturun hadi. Hayırdır anne? Dayın yoruldu oğlum. İşlerin başına geçmenin vakti geldi de geçiyor bile. Onu konuşuyorduk. Tam onun üzerine geldiniz işte. Yani hakkını aramanın zamanı geldi artık. Hadi gelin oturun. Anne şimdi bunları konuşmanın sırası mı sence? Ferhat masada yokken. Oğlum Ferhat'ın pek bir varlığını da göremedik. Öyle değil mi? Neyse. Üzüm. Aferin sana. Aldın getirdin Abidin'i. Kayınvalide lafı dinlemek iyi oluyormuş değil mi? Ben Nezdet'e bakayım. Afiyet olsun. Dayı, Ferhat nerede? Dışarı çıktı, daha gelmedi. Hayırdır, bir durum mu var? Yok. Konuşacağım bir mesele vardı onunla. Afiyet olsun. Bir an önce Ferhat'a dinletmemiz lazım, Gülsüm. Ha, yüklendi. Uf, inşallah düzgün olmuştur kayıt. Tamam, sustum. Sen ne dersen o. Vallahi billahi, sen ne dersen o. Hadi indir şunu. Tamam, geç bir olur ya, başlara geç. Ya adam mı oluyorsun? Dur, dur. Söyleyecek şimdi. Geleceğiz seni! Yürü dışarıda polise gideceğiz, yürü! Polisi ya, saçmalama. Saçmalama, konuşacağız. Hayır. Her şeyi anlatacak. Yaptığın her şeyi bir gün anlatacaksın. Cem'i öldürdüğünü anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın polise. Saçmalama. Patlamazlar, kanıtlayamazlar. Silahı değiştirdik kızım. Ben yırttım o cinayetten, tertemizim. Güzel. Açık açık itiraf etmiş cinayeti işlediğini. Bitti. Şimdi çıkacağız, polise gideceğiz. Ya da ben seni burada geberteceğim. Gözüm. Biliyorsun sen beni öldüremezsin. Kıyamazsın ki bana. Gözüm her şey. Her şeyi bırakıp gidelim buradan. Yemin ederim alalım oğlumuzu gidelim buradan. Sen benim ilk aşkım değil misin? Birbirimizi sevmedik mi? Buraları keseriz, dinletmeyiz Ferhat'a. Abidim ben bu adamdan nefret ediyorum. Bir an önce yakalansın, cezası neyse çeksin istiyorum. Çekecek Gülsüm. Yaptığı bütün her şeyin cezasını çekecek, merak etme. Dilsiz Hülya'yı duydun. Nasıl? İyi. Her işte bir hayır vardır derler. Bizimki de o hesap işte. Allah Allah. Öyle mi? Hayırlı bir iş olacak inşallah. Neyse sonra konuşuruz kardeşim. Ben bir aşağıları dolaşayım da geleyim. Tamam. Ne o? Dönmeye mi karar verdin? Sana Cüneyt'i getiremedim ama itirafını getirdim. Ne itirafı? Cem'i öldürdüğünü, silahların yerini değiştirdiğini itiraf etti. Gülsüm de kaydetti bu kanıt. Kabahatim var, kabul ediyorum. Ama artık müsaade varsa eve döneyim. Saçma sapan konuşmalı. Ne yapacaksın şimdi? Bu Cüneyt olayını yani.
Yiğit'e teslim edeceğim bunu. Gerisi de polisin işi. Sıkıntı yok. Bence de en doğrusu. Yiğit alsın, tıksın içeri. Aslı yenge de rahat nefes alsın artık ya. Bir tek bize haram değil mi nefes almak? Nasıl yani? O ne demek şimdi? Hadi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.